Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte konuşacağımız yeni nesil yerli mühimmat ve füzeler. Malum geçen hafta bunun ilk testi, ilk çalıştırma testi TEİ tesislerinde Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Ve arkasından da yeni bir füzeyle de tanışmış olduk. 300 yaklaşık kilogram ağırlığında bir füze olduğu belirtildi. Bu füzeyle ilgili ne düşünüyorsun? Biraz bize anlatır mısın? Yani şimdi şöyle senin daha önce anlattığım bu motorla alakalı olarak füze diyoruz ama tabii bu füzeyle yani Penguin füzesi veya başka bir füze ismi verilmedi. Bu tamamen bizim kendi yorumumuz. Şimdi sen de dün anlattın. İşte bu motor küçük bir motor. Bu motorun kullanılacağı füze de yaklaşık 3,2 metre civarı bir şey olacakmış diyorlar. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz. Atmaca bizim gemi savar füzemiz var. Gezgin füzesi yapılıyor. O çok büyük. Uçaktan atılan seyir füzesi son var. Onun motoru ayrı. Bu ebatta bu füze ne olabilir? Olsa olsa biliyorsunuz Norveç bu bizim SH-70 işte Sikorsky Seahawk'ların dan atılan Penguin gemi savar füzelerini Norveç'le aramızda sıkıntı olduğu için şu anda alamıyoruz onlardan. Bir de biliyorsunuz Hellfire'lar var. İşte helikopterlerimizden atılan. Muhtemelen bu iki füzenin yerine yapılacak olan Milli Hellfire diyelim. Ama Milli Hellfire'dan ziyade benim tahminim Penguin füzesinin yani helikopterden atıldıktan sonra bu kanatları açılan ve kısa menzilli, çok uzun menzilli olmayan gemi savar füzenin milli bir versiyonu yani Türk yapımı versiyonu yapıldı. Bu motor da muhtemelen onun için olacak. Çünkü bu motor atmacayı veya son seyir füzesini uçurabilecek bir motor değil. Zaten sen dün bütün özelliklerini anlattın. Dolayısıyla artık kendi helikopterlerimizi Atak-2 de dahil Seahawk helikopterlerinden atılabilecek ve biliyorsunuz bu Penguin füzeleri aynı zamanda donanmadaki hücum botlarda da kullanılıyor. Dolayısıyla onlara da muadili olmuş olacak. Yani bu yeni motorla birlikte yaklaşık 300 kilogramlık yeni yeni mühimmatlar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi helikopter veya hücum botlar üzerinden kullanılıp deniz hedeflerine karşı kullanılacak. Ben tabii geliştirme çalışmaları gerçekten TÜBİTAK SAGE'nin büyük emeği var. Yerli hava füzelerimiz Gökdoğan ve Bozdoğan'la ilgili de soru sormak istiyorum. Biz bu konuda özellikle okuyucularımızdan ne zaman envantere giriyor sorusunu çok sık alıyoruz. Biraz bu iki projede ne durumdayız, ne yapıyoruz biraz anlatmam mümkün mü Hakan? Yani biliyorsun geçen sene yerden atış testi yapılmıştı. İşte havadan yani bir uçaktan uçağa atış testleri yapılması çok yakın. Uçaktan dediğim mesela TAI'nin yaptığı bu Şimşek drone'u gibi yani insansız bir drone'a karşı yapılan atış testleri. 2021 ve 2022 gibi teslim tarihleri veriliyordu. Muhtemelen F-16'dan havadaki bir F-16'dan atış testleri de bir süre sonra bitecek veya başlayacak ve bitecek tam durumunu bilmiyorum şu anda. Yapılmış bize söylenmemiş de olabilir çünkü. Ama yani bir yıla kadar ilk önce Bozdağ'ın hizmete girmesi bekleniyor. Bozdağ'ın görüş içi ve kısa menzilli görüş içi füzeydi biliyorsunuz. Gökdağ'ında aktif radar güdümlü, orta menzilli, görüş ötesi. Ama işte burada ilginç olan aslında şöyle diyeyim, videomuzun da konusu diyeyim. Yine TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Bey'in birkaç gün önce attığı tweette ismini Akdoğan koyduk. Tweet'i ve esas benim dikkatimi çeken ve şimdi tahminlerimi söyleyeceğim olay bu. Şimdi daha önce ramjet motor çalışmaları olduğunu kendisi bir dergi ve çeşitli medya organlarına verdiği demeçlerde söylemişti. Şimdi ramjet motor dünyada en meşhur nerede kullanılıyor? İşte resimlerinde gördüğünüz Meteor füzesinde. Meteor füzesi ne? Avrupa ülkelerinin yaptığı uzun menzilli yani bizim Gökdağ'ın görüş ötesi orta menzilli hava füzemizden ya da AM120 MRAM'ın C7 modelinden daha uzun menzilli olan ortalama 100 kilometre menzil olan uzun menzilli hava füzesi ve ramjet motorlu. Şimdi ramjet motorun özelliği motor hava soluyan bir motor. Yani bizim hava füzelerindeki veya Amerikan Sidewinder veya MRAM füzelerindeki gibi katı yakıt roket motoru değil.
Dolayısıyla Thornable denen bir sistem var onda. Füze hızlanabiliyor ve yavaşlayabiliyor. Yani arabanın gaz kesmesi gibi. Yani füze dönüş yapacağı zaman yavaşlayıp veya hedef ararken yavaşlayıp hedefe kilitlendiğinde kendi aktif radarıyla tam gaz gidebiliyor. Dolayısıyla yakıtı öyle kullanabildiği için daha uzun menzilli gidiyor. Şimdi bunu Çinliler kopyaladı. PL-17. İşte Rusların çeşitli daha uzun menzilli yine füzeleri var. Dolayısıyla uzun menzilli füze kategorisinde buna Amerika AM-120D modeliyle karşılık verdi. D modelinin 180 kilometre menzil olduğu söyleniyor ama net değil. AM-120D'nin. Şimdi biz ramjet yaptık. Bir veri. Yani SAGE'den medyaya söylenmiş bir veri. Bu bir. Şimdi ikinci bir tweet atıldı. Akdoğan. Şimdi şöyle bir mantık yürütüyorum. Şimdi bizim en küçük hava hava füzemiz yani ısı güdümlü yani daha doğrusu kızılötesi görüntüleme güdümlü görüşçü Bozdağ'ın ismi Bozdağ. Bozdağ kuşun gerçek kuşun kanat açıklığı 60 santim civarı bir şey. Bir üst versiyonu Gökdağ'ın füzesi. Orta menzilli hava füzesi. O da 120 santim kanat açıklığı olan. Yani o füze, o kuşun, gerçek kuşun iki katı. Şimdi dediler ki ismini Akdoğan koyduk. Akdoğan ise 2 metreden fazla kanat açıklığı olan bir kuş. Yani her ikisinden daha büyük bir kuş. Yani sıralama yaptığınız zaman en büyüğü Akdoğan. Zaten şimdi ramjet motor da söyleniyorsa dolayısıyla şuraya bağlamaya çalışıyorum. Bence ramjet motorlu uzun menzilli bir hava hava füzesi çalışılıyor. Ve o tweet de o yüzden geldi. Ve ismi de Akdoğan olacak. Zaten o tweet atıldıktan 3 dakika sonra 5 dakika sonra ben hemen altına yazdım. Zaten sosyal medyada da bunu bol bol yazdım. Tahminim bu. Muhtemelen Türkiye uzun menzilli bir hava füzesi çalışıyor. Ha başka ihtimaller. Gemi savar füze diyorlar. Çünkü süpersonik füzelerimiz olacak diyor. Evet Meteor da süpersonik yani sesten hızlı. Yani gemi savar füze olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Akbaba anti radyasyon füzesini söylüyorlar. Onu da zayıf ihtimal görüyorum çünkü Akbaba'yı Roketsan çalışıyor. TÜBİTAK SAGE çalışmıyor. Ve dünyada ramjet motorlu bir anti radyasyon füzesi de duymadım. Şimdi ramjet motora baktığımızda genelde hava hava füzelerini de görüyoruz. Türkiye'nin şu anda önündeki füze çalışmalarına baktığımızda işte tank savar füze olamaz. İşte gemi savar füze dediğim gibi hem Penguin muadili bir füze geliştiriliyor, atmaca var. Gezgin füzesi olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü gezgin füzesi de çok büyük motorlu. Yani seyir füzelerin hepsi turbojet motor kullanıyor. O da turbojet motorlu bir füze olacak. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle bu füze olacak. Peki şimdi burada bu çok önemli mi? Çok önemli ama aslında en önemli füzemiz Gökdoğan füzesi. Son 30 yılda dünyada hava hava savaşlarında yani hava muharebelerindeki hava zaferlerine bakarsanız hepsi çoğu AMRAAM Amerika tarafından yapıldığı için. Ama Rusların da aynı şey. Ruslarda da var bir iki atış. Yani bütün daha çok böyle aktif radar güdümlü orta menzilli füzeler kullanılıyor. Peki ramjet füze ne işe yarayacak diye şey yapalım, düşünelim. Şimdi ramjet uzun menzilli hava hava füzesi çok uzun menzildeki yani 100-150 kilometre ötedeki savaş uçaklarını vurmak için değil. Evet vurulur mu? Vurulabilir. Çok nadir yani çok zor da olsa. Çünkü o kadar uzun süre düşman uçağının o kilidi kırma ihtimali zayıf. Ama daha çok A2 AD uygulamalarında yani geçişi engelleme, geçişi kapatma gibi Karadeniz'de Rusların yaptığı gibi veya işte Çin'de Güney Çin Denizi'nde Çin'in yaptığı gibi. Bu tür uygulamalarda düşmanın büyük uçaklarını, tanker, AWACS ve bunları daha önce birkaç kere de anlattığım için ayrıntıya girmeyeceğim. Büyük uçaklarına karşı bir de çok büyük savaşlarda, yani 3. Dünya Savaşı gibi, yani füzelerin havada uçuştuğu, böyle filoların karşılıklı çok büyük sayılarda birbirine geldiği durumlarda kullanılabilecek bir füze. Ve dolayısıyla şimdi Rusya'da çok muadilleri var. Çin habire millete satmaya başladı. Türkiye'nin de evet bu uzun menzilli en azından bu Meteor muadili ve bunda da en önemli şey TFX tabii MMU yani Milli Muharip Uçağın uzun menzilli de bir hava hava füzesi olsun mantığı onda çok işe yarayacak. Yoksa benim kanaatim biz gelecekte Milli Muharip Uçağımız hava muharebelerindeki en kritik füzesi Gökdoğan füzesi olacak ve en çok kullanacağı belki füze de olacak ama uzun menzilli hava hava füzesi de gerekliydi. Benim tahminim bu. Herhangi bir duyumum falan bilgim yok. Sadece tahminim tutmayabilir de. Tutmazsa da sorun yok yani. Evet,
hava hava füzelerinde konuştuk. Bu arada tabii yeni bir füzenin galiba ufaktan böyle bir silüetini görür gibi vaziyetteyiz. Bakalım ne çıkılacak. Ve tabii ki gündeminizdeki en önemli konu Hisaroğlu'nun Suriye'de konuşlandırılması. Türkiye'nin bu konuyla ilgili uzun zamandır Roketsan-Aselsan ortaklığında bir çalışması var. Ve Hisaro ilk defa ne diyelim bir savaş tecrübesi veya ne bileyim bir saha tecrübesi, gerçek bir saha tecrübesi yaşayacak. Biraz Hisaro ile ilgili senden biraz teknik bilgi alalım. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Biraz bu hareketi değerlendirsek çok sevinirim. Şimdi ben Hisaroğlu'nun söylendiği gibi 25 kilometre menzilli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bence daha uzun menzilli ama bu çok net söylenmiyor. Tahminim bu. Birincisi yani çok daha uzun menzilli olduğunu düşünüyorum. İkincisi ilk kez evet resmi olarak açıklandı artık İdlib'de görev yaptığı. Üçüncüsü Hisar A ve Hisar O yani alçak irtifa hava savunma füze sistemi projesi olarak geliştirildi ama Hisar A'dan daha çok Hisar O üretileceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi Hisar A füzeleri, o paletli olan araçlardaki füzeler, Hisar O'daki o tekerlekli işte 6 zannediyorum tekerleği, 6x6 zannediyorum araç için. Kamyonda, kamyonette de kullanılabiliyor. Ama Hisar O'lar uzun olduğu için paletli araçta kullanılamıyor. Geçen de bir fotoğraf yansıdı. Hisar O, onun komuta merkezi yani atış idare merkezi ve Orlikon uçak savar toplarıyla bir fotoğraf yayınlandı. Muhtemelen Hisar A'lar yani kısa menzilli olanlar bu şekilde yavaş yavaş servise girecek, teslimatlar yapılacak. Ama ben Hisar O'ya yönelineceğini düşünüyorum. Her iki füze de özellikle Hisar O muadillerinin birçoğuna farklı olarak kızılötesi, görüntüleyici, IRR yani IRR dediğimiz başlığa sahip. Dolayısıyla son aşama aktif radar güdümünde değil, kızılötesi ki bu da düşmanı kilitlenme, yakalama, kaçma, kurtulmaya karşı daha etkili, daha kaçma kurtulma yöntemlerinden daha az etkilenen bir sistem. Diğer türlü radar karıştırılması falan gibi şeylerle çok rahat, jamming potlarla çok rahat bazen şey yapılabiliyor. Yani füzeler etkisiz hale getirilebiliyor. Bir de iki kademeli bir itki sistemi söz konusu. Yani çift kademeli motor değil de bu önce birinci sistemi çalıştırıp füze hedefi kilitlendiğinde, hedefi bulduğunda tekrardan ikinci kademeyi çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir teknik avantajı füzelerin. Hisarlar dediğim gibi muhtemelen Hisar O'nun üretimi çok daha fazla olacak. Ve çünkü Hisar O aynı zamanda Hisar A'nın da işini yapabilecek bir füze. Ama çok alçak irtifa savunmasında özellikle Korkut ve diğer uçak savar bataryalarıyla ve tesis korumasında bir de paletli araçta olduğu için yani zırhlı paletli araçta bir tank birliğiyle, bir komando taburuyla, bir piyade taburuyla veya işte bir araç konvoyuyla diyelim ki zırhlı ZPT'ler yani zırhlı personel araçları arazideki paletli araçlarla birlikte hareket edebilen bir paletli araç üzerinde Hisar A alçak irtifa olan yani 5 kilometre irtifaya kadar sınırı olan. Dolayısıyla kendi üzerinde de bir radarı var Panzer gibi. Kendi radarıyla tamamen standalone çalışabiliyor yani kendi başına. Kendi radarıyla füzelerini fırlatabiliyor. Ancak şunu da belirtmek lazım ki hep böyle başvuru söylüyoruz ya işte entegre olması lazım. Hava savunma ağına şudur. Her iki sistemde Hisar A'da, Hisar O'da NATO ve özellikle Türk Milli Radar Ağına ve Komuta Kontrol Sistemine yani Türk Hava Savunma Altyapısına, şemsiyesine entegre. Yani nedir bu? Taktik hava resmini alıp verebiliyor. Yetkilendirildikleri sınır içinde. Yani bir Hisar O tabur seviyesinde koruyorsa Hisar O orta irtifa hava savunma sistemi işte 3 tane lançeri var. 18 tane atışa hazır füzesi var Hisar O'nun. Bu 58'e kadar çıkabiliyor. Orada işte kalkan radarı var. İşte komuta merkezi var. Bunların hepsi havadaki E-7T AWACS uçağından taktik hava resmini kendi yetkileri sınırında alabiliyorlar. Yani komuta merkezine veya havadaki AWACS'a tam entegre olabiliyorlar. Bunu Hisar A da başarabiliyor. Yani Panzer'lerin Panzer Rus hava savunma sistemi SA-21 Panzer'lerin İdlib'de düştüğü duruma düşüp insansız hava araçları da insansız hava araçları tarafından bile
kolaylıkla avlanabilir pozisyona düşmemeleri için bu çok önemli. Bu şeyi yok yani, en azından geldiklerini kilometrelerce öteden taktik hava resminde, yani ekranında görebilecek bir sisteme sahip olacaklar. Hakan çok teşekkürler bilgiler için. Şu andaki gündemdeki yerli hava savunma ve füze sistemleriyle ilgili son gelişmeleri beraber konuştuk. Benim dünkü motor, bu füzeler için geliştiren motor videomla birlikte umarım izleyicilerimiz son gelişmeleri almış olmuşlardır. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Katıl tuşuyla bizlere destek vermeye devam edebilirsiniz. Sorularınızı yorum yazacağınız gibi aynı zamanda bizlerin mail adresine info@tolgozbek.com adresine de gönderebilirsiniz. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla beraberiz. Yarın yeni bir videoda yeni bir konuyla birlikte görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.